Hoş geldin ey şehri Ramazan diyerek karşıladığımız, gönlümüzü, gözümüzü nuruyla sürmelediğimiz Ramazan-ı Şerif'e şimdi elveda demeye hazırlanıyoruz. Ramazan-ı Şerif bu yılda geldi her yıl olduğu gibi. Geçen yıl bırakıp gittiklerinin bir kısmını bu yıl bulamadı. Ama bu yıl Ramazan'a erişenler Rabbinden büyük bir lütfa ve ikrama daha mazhar oldular. Elhamdülillah Yüce Allah her yıl dünyada, yeryüzünde hayatı kaim olanlara Ramazan'ı lütuf ve ihsan ederek cennete doğru adım adım ilerlemek ve cehennemden azat olmak için fırsat ve imkanlar sunuyor. Ve bugün de bu yılda bu Ramazan fırsatına erişenlerden bizi kıldığı için Rabbimize hamd ediyoruz. Elveda demeye hazırlandığımız bu günlerde Ramazan-ı Şerif'in artık geride kalan günlerinin muhasebesini yaparken önümüzde şurada kalan 8-9 günün de nasıl bir itikaf havası içerisinde geçirileceğinin hesabını yaparak Ramazan-ı Şerif'in sonuna en güzel şekliyle ulaşmanın gayreti ve hedefi içindeyiz. Rabbim bize kolaylaştırsın inşallah, zorlaştırmasın ve Ramazan-ı Şerif'in son gününe vardığımızda da kazananlardan olarak tebessümle, güderek bayramı karşılamayı hepimize nasip eylesin. Efendim bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğum olacak. Mustafa Özcan Güneşdoğdu hocam. Halef Selefiz geçtiğimiz yıl Ramazan programlarını kendisi sunmuştu. Bu yıl da nasip bizeymiş. Kendisiyle bugün güzel bir sohbet bizi bekliyor olacak. Genç bir isim. Biz de bugün gençleri konuşacağız. Kur'an'ın genç modelini, Resulullah'ın etrafındaki gençleri ve sadece yaşla değil, gönülle genç kalıp 90'ında gelip İstanbul'un kapılarına dayanan Eba Eyyub el Ensari gibi genç gönülleri konuşacağız. Ama programa geçmeden önce, kendisiyle bu güzel hoş sohbete başlamadan önce o güzel tatlı naif sesinden bir Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Ben sözü hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا بيتك المحرم
Rabbena رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Amin diyerek başlayalım efendim bugün programımıza. Çünkü Aş-ı Şerif'te hocamızın tilavet buyurduğu ayet-i kerimelerde Yüce Allah bize nasıl dua edeceğimizi Hazreti İbrahim'in diliyle öğretiyor. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbim beni namazı ikame eden, dosdoğru kılan, namazın kendisini ikame ettiklerinden eyle ve zürriyetimi de böyle kıl. Rabbena ve tekabbel dua. Benim dualarımı da kabul et Allah'ım. Beni, ana babamı ve bütün müminleri de kıyamet gününde, hesap günü geldiğinde bağışla. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde bize neslimize dair bir endişeyi aşılıyor. Nesline dair, nesle dair endişe taşımayan insandan hayır çıkmaz çünkü. Sadece kendi varlığını, kendi neslinin ve kendi jenerasyonunun varlığını düşünen bir sonraki nesle dair bir derdi, bir fikri, bir ideali, bir gayreti olmayan mümin olabilir mi? Böyle bir müminden hayır gelir mi? İbrahim Aleyhisselam diliyle bize bunları öğreten, bize nasıl dua edeceğimizi ve gelecek nesle dair nasıl bir endişe taşıyacağımızı buyuran Rabbimize hamdolsun. Ve Yüce Allah diyor ki, nesillerin, nesilden nesile aktarılan İslam'ın, dinin, Allah'ın ve Resulünün buyruklarının sağlam bir şekilde ilerleyebilmesinin temel şartı nedir? Namazı ikame etmektir. Namazı ikame eder ve sizden sonraki nesle de namazın bu ikamesini taşıma gayretine girerseniz Allah da sizi ahiret gününde kendisi, anne babası ve diğer müminler için bereket vesilesi olacak nesiller kılar. Bu ayeti bir açıdan bakınca bu ayetleri böylece yorumlamak mümkün. Ben hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safa geldiniz üstadım. Hoş bulduk kıymetli Sami Hocam. Allah razı olsun. Şenlendirdiniz bizi. Cümlemizden efendim. Estağfurullah. Hem güler yüzünüzle hem sesinizle şeref ya bulduk. Allah razı olsun. Allah razı olsun. O sizin güzelliğiniz. Estağfurullah. El mu'minu mir'atul mu'min. İzâ ra'a fihi ayben eslahahu der peygamberimiz. Mü'min mü'minin aynasıdır. Dolayısıyla sizin yansımanızı görmüş oldunuz. Eyvallah. Evet. Genç, dinamik, heyecanlı ve o güler yüzüyle de etrafına hani sinerji, enerji falan diyorlar ya. Evet. Böyle güzellikler yayan, bereket yayan bir güzel insan olarak Konya'ya da stüdyomuza da hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Allah'ım razı olsun. Konya benim için maneviyatın başkenti. Geçen sene Konya'mızı daha yakinen tanıma fırsatı buldum. Ben ehli sünnet algısı ve anlayışı noktasında Konya'mızın bu kadar güçlü, bu kadar donanımlı olduğunu bilmiyor idim. Hı hı. Geçen sene benim için Ramazan bir anlamda mektep oldu. Dolayısıyla böyle seve seve geldiğim, geleceğim bir yer burası. Konu TV'miz de sanki bu ehli sünnet anlayışının dünyaya açılan en güçlü sesi konumundaki Cenab-ı Hak KON TV'mizi birinci lige çıkmayı nasip eylesin. Amin. Öyle dua edeyim ki amin. Sesi daha gür efendim çıksın, daha dünyanın en ücra köşesine kadar ulaşsın inşallah. İnşallah, inşallah, amin. Şimdi bugün gençliği, gençleri konuşacağız dedik.
Kur'an çünkü genç yüreklerin omuzlarında yükselmiştir. Evet. Resulullah'ın ashabının içerisinde emanet ettiklerine baktığımız zaman, evet tabii ki yaş olarak biraz daha ileri yaşlarda olanlar olsa da, onların da Allah biliyor ki bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gönülleri, yürekleri 18'inde bir genç gibi tiril tiril titriyordu. Amin. Hazreti Ebu Bekir'e kim yaşlı diyebilir? Kesinlikle. Hazreti Ömer'e kim yaşlı diyebilir? Kesinlikle sevgili hocam. Hazreti Ali ki zaten gençti. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Sa'd ibn Ebi Vakkaslar, Resulullah'ın etrafı gençlerle çevrili, gençlerle örülüydü. Kur'an bu manada bize, yani insanın hayat akışı içerisinde genç kalması mümkün değil fiziken, bedenen. Ama Kur'an bize gönlümüzü her daim 18'inde terü taze tutabilecek bir ruh aşılıyor aslında. Elhamdülillah. Değil mi? Şimdi gittiğim yerlerde şununla hep karşılaşıyorum. Sizi böyle çok dinamik, çok heyecanlı görüyoruz diyorlar. Ki benim yaşım şu anda 48, 50'ye yaklaşmışım. Allah izin versin maşallah. Ben de diyorum ki ne kadar kaporta olarak genç gözüksem de hayat insandan bir şeyler götürüyor. Malumunuz Yasin suresinde وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ Evet. Kime biz ömür verirsek onu tekrar tersine çeviririz. O aklen, bedenen zayıflamaya başlar. Hatta Kur'an'ımızın başka yerlerinde birkaç yerde geçer bu. اِلَا اَرْذَلِ الْعُمُورِ Evet. Ömrün artık en zayıf noktasında onu çekeriz. Rabbimizin takdiri ilahisi bu. Şimdi bizi bu kadar heyecanlı yapan, bu kadar enerjik kılan şey, çok sık sorulduğu için söylüyorum. Eyvallah. Şüphesiz Kur'an'dır. Elhamdülillah. Şüphesiz İslam'dır. Bugün Selçuklu Merkez Camii'mizde teravih namazımı, namazımızı deruht ettik. Orada hatimle kılınıyor. Evet. Çok enfes hafızlarımız okudular. Allah hepsine hayırlı ömürler Amin. Versin. Amin. Oradan çıktık. Aşağıda bir elimizi yüzümüzü yıkayalım dedik. Çıkarken baktım orada gençler var. Oo gençler. Herhalde teravih namazını kıldınız. Şöyle bir durdular. Hiç tanımadıkları bir adam. Dediler hayır kılmadık. Dedim sizi tebrik edecektim. Efendim dedim ne kadar da size yakışır teravih namazı kılmak. Derken hakikaten de camilere gelen çocuklarımızı, gençlerimizi ben özel takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Tanıyayım tanımayayım. Evet. O çocuğa gider mutlaka gel bakayım delikanlım yavrum. Seni candan tebrik ediyorum. Niye adamsın sen adam. Bu işin farkında olmuş genç yaşında Rabbinin huzuruna gelmişsin. Bu da bir vesile oldu. Zannediyorum şu anda bu gençlerimiz beni de bizi buradan takip ediyorlar. Takip ediyorlar. İsimlerini aldım. Lütfen buyurun. Söz verdim. Dedim size KON.TV'den selam söyleyeceğim. Bakın Akif Sürücü. Söz verdiğim için. Eyvallah. Burak Kurt. Furkan Sarı. Emre Acet. Umut Şen. Umut Şen delikanlımız 89 yılında ailesi Bulgaristan'dan ülkemize tekrar asla dönmüşler. Oysa ki onlar Karaman'dan. Oraya gitmişlerdi. Tabii Osmanlı ecdadımızın oradaki insanlara örnek olsunlar diye götürdüğü nesillerdenmiş. Ben bu yavrularımıza KON.TV ekranlarından Konya Büyüklüğü'ne selam gönderiyorum. İlginç bir şey anlatacağım bunlarla ilgili lütfen, aynı zamanda. Buyurun, buyurun. Bu yavrunun takdir edilmesi gereken bir yönü daha var. Namaz orada kılmamışlar ama hemen arkalarından çıktım baktım kapının önüne bekliyorlar. Dedim sizi yine tebrik ediyorum ben. Allah Allah namaz kılmamışız. Niye tebrik ediyorsun? Doğru sözlü olduğun için. Bakıyorsun birisi size soruyor camiye gelmişsiniz. Cami lavabosunu kullanmışsınız. Yalan söyleyebilirdi orada bana. Kıldım diye ben ne bileceğim. Abi dese geçebilirdi. Ya bu çok büyük bir meziyet. Yani dürüst olabilmek, doğru sözlü olabilmek çok önemli malumunuz. İmamı Gazali Hazretleri hakkında anlatırlar ki Adem Çakıl hocam vardı. Çorum'un önde gelen manevi önderlerinden. Ramazan'a 3 gün kala dünyasını değiştirdi.
O anlatmıştı bana bu hadiseyi. Hocamı da bu vesileyle böyle rahmetle, minnetle yad ediyorum. Makamı cennet olsun. Hadis dolu, ayet dolu, güzellik dolu bir adamdı. Yıllar boyu Şam'dan, Bağdat'tan, Mısır'dan neler toplamış, getirmiş. Onları Türkiye'mizde insanlarımıza kürsülerden hep aktarırdı. İmam-ı Gazali Hazretleri daha çocuk, 13 yaşlarında annesi koltuğun altına bir kese dikivermiş. Oraya da 5-6 akçe altın koymuş. Çıkarken artık evladını, yavrusunu yaban illerine efendim ilim tahsiline gönderiyor. Aman demiş yavrum, işte anneciğim var mı bir arzu. 13 yaşında daha bu. Yavrum demiş, sen ol. Hiçbir zaman ölsen bile yalan söylemeyeceksin. Annesine o kadar bağlı, annesine karşı çok titiz bir delikanlı. Yolda giderken malumunuzdur, eşkıyalar, haramiler önlerini kesmişler. Herkesi tek tek sıradan geçiriyorlar. Tüm efendim kervanı. Eyvallah. İşte o ayak işlerini yapan o artık soyucular diyelim biz onlara. Çocuğa gelince senin neyin var demişler. Yani tepeden tırnağa herkes elden geçirip ne var ne yok işe yarar her şeyi alıyorlar. O da demiş ki şuramda demiş şu kadar altın var. Hemen başkalarını çağırmış. Gelin bakayım çocuk bir şeyler diyor. Bunda o kadar şey olur mu? Altın. Götürmüşler çocuğu aldıkları gibi bu haramilerin başına. Yavrum sen altınlar olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Evet demiş, doğru. Bir bakmışlar ki hakikaten de koltuğu altında çil çil akçeler. Yavrum demişler, bizim harami olduğumuzu söylemen durumunda bunu senden alacağımızı, seni soyacağımızı sen bilmiyor musun? Biliyorum demiş. Pekala niye yalan söylemiyorsun da bunu saklamaya çalışmıyorsun? Öyle deyince amca demiş, ben yola çıkarken anneciğime hayatta yalan söylemeyeceğime söz vermiştim. Ben demiş sözümden dönmek istemem, onun için buyurun demiş, ne yapıyorsanız yapın. Öyle deyince o harami başı efendim eyvah demiş. Bu nasıl bir şey ya? İşte bir parmak çocuk bizim amiyane tabirimizle annesine verdiği sözünden dönmüyor. Biz Müslüman adamlarız. Biz nasıl insanız ya? Biz eşkıyalık yapıyoruz. Biz insanların yollarını kesiyoruz. Ve o çocuk yaşında İmam-ı Gazali Hazretleri o harami başının tövbe etmesine, tekrar yolunu düzeltmesine, Rabbisine dönmesine vesile olmuş. Çok önemli bir hadiseydi derken, evet, bu gençlerle ayaküstü sohbete başladık. Çok ilginç şeyler konuştuk. Ya gençler vaktiniz var mı? Gelin hele. Siz bayağı çok güzel delikanlılarsınız. Bir çay içmeye oturduk. Allah! Baktık ki altın parçası bunlar zaten. Yani üzerlerine biraz toz konmuş. Onlar üflenmesi lazım. Buradan şöyle bir mesaj da vermek isterim. Hocalarım, hele hele hocalarım, teravihten önce de vaaz dinledik. Oradaki yaşlı amcalarımıza konuşmak amenna güzeldir ama asıl iş bu değil. Hocam zaten gidecek yeri olmayan benim o amcama orada anlatsan ne, anlatmasan ne. Kovsan da zaten o adam o işi çözmüş. Oradan bir yere gitmez. Asıl iş, asıl vaaz, asıl çalışma geleceğimiz olan bu altın parçası, benim gözümde pırlanta, yavrularımıza el atmak lazım. Eğer biz bunu yapmaz isek, Elinoğlu ta Rusya'dan geliyor, Elinoğlu Amerika'dan, Almanya'dan geliyor. Efendim tüm imkanlarını bizim geleceğimiz olan yavrularımızı diğerlerinden uzaklaştırmak için uğraşıyor. Ben Ankara'da kalıyorum biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Sadece kaldığım çok muhafazakar bir semt. Keçiören'i bilirsiniz. Bilirim, iyi biliyorum. Hristiyan olmuş bir yavrumuz anlatıyor bize bunu. Çankırlı bir çocuk. Hem de çok meşhur bir hocanın da yakını. Hristiyan olmuş.
Allah. Hocam diyor, Keçiören'de ne kadar kilise var, haberin var mı senin? Ev kilise. Bunlardan bizim haberimiz yok. Yani Elin oğlu ta İngiltere'den geliyor, Almanya'dan geliyor. Tüm imkanlarını seferber ediyor. %99'u Müslüman olan senin ülkendeki yavrularını çalıp Hristiyan yapmak istiyor. Sen burnunun dibinden habersizsin. Ya bu gençlerle o kadar böyle benim gözümü, gönlümü, ruhumu açan o kadar hoş bir sohbet oldu ki. Çok da güzel tevafuk edin. Elhamdülillah. Gençler üzerine konuşacağız. O gençlerle sohbeti açmış olduk. Eyvallah. Şimdi gencin tarifinden bir başlayalım. Genç buyurun. Kimdir? Kitaplarımızda, tefsirlerimizde 7 evreden bahsedilir. Yani insanın 7 evresinden. Ama ana hatlarla 4 kısma ayırırlar. 1- bebeklik dönemi. 2- çocukluk dönemi. 3- gençlik dönemi. 4- olgunluk dönemi. 5- ihtiyarlık dönemi. 6- bir de piri fanilik döneminden bahsederler. Evet. Yani artık iyice yaşlanmışlık dönemi. Efendim, gençlik dönemini 15 ila 35 yaş arası genelde tarif ederler. Neden bu yaşlar? 15'te insan akıl baliğ olur. 35 yaşına kadar insan yani hani dağı delebilecek enerjiye, güce, kuvvete, kudrete sahip olur. Allah insana böyle bir güzellik ikram eder. Ancak insanlar bu arada işin başında tecrübesizdirler, bilgisizdirler. Hayatı ilk önce toz pembe görürler. 15'ten sonrasını söylüyorum. Evet. İşte tecrübeler arttıkça hayatın gerçekleriyle yüzleşirler. Efendim, işin bu teknik boyutu, buraya girmeyeceğim ben. Sadece eyvallah. Genç deyince biz 15 ila 35 yaş arası. 35 yaş arasını kastediyoruz. Ondan sonra olgunluk. Evet. Yani 20 sene kadar bir tecrübe sahibi olmuş. Artık dünyayı görmüş, tecrübeler edinmiş, olgun bir insan olmuş deriz. Ancak ilginçtir, hadislerde, Kur'an'ımızın ayetlerinde gençlere özel vurgu vardır. Sebep, genç aksiyon demek, genç güç demek, genç heyecan demek. Efendim, dünyada yapılan tüm devrimler, tüm evrimler hep gençler üzerinden yapılır. Neden? Çünkü güç onlarda. Onları harekete geçirmeniz mümkündür. Yaşlı adam zaten kalkacak mecali yok. Onunla ne yapacaksınız? Ha bunu derken şüphesiz büyüklerimizin duası bizim için bir dağdır. Eyvallah. Efendim. Biz aksiyon kısmını konuşuyoruz. Kesinlikle. Şimdi bakın, hemen Kehf suresinde. Buyurun. Kehf suresi, herkes bilir ki 9 uyurlar derler, 7 uyurlar derler. Efendim, 300 sene mağarada uyuyan gençlerden bahseden, ismini de buradan alan sure. Allah'ımız, em hasibite enne ashabel kehfi ve'r-rakimi kânû min âyâtinâ acaba. Şimdi buradan başlıyor. Efendimiz'e anlatıyor Rabbimiz. İz evel fityetu. Bunlar gençlerdi. Fitye. Feta. Hem de gençliğin ilk zamanlarında gençlerdi bunlar. Evet. 18'di, 19'du, 20'ydi. Efendim. Fekalû rabbena. Gence bakar mısınız? Böyle dua etmişler. Demişler ki ey Rabbimiz. Heyyilena. Rabbena atina min ledunke rahme. Ya Rabbi bize indinden efendim bir rahmet ver. Ya Rabbi yani sana sığınıyoruz. Ne olursun bizi sen koru. Neden? Çünkü gözü dönmüş. Allah'ın uluhiyetini, İslam dinini kabul etmeyen bir düzen, bir yapı var. Evet. Onlar imanlarını, inançlarını, İslamlarını korumak istiyorlar. Onun için sığınabilecekleri bir nokta var. İltica edebi. O da Allah'ımız Celle Celaluhu. Onun için Rabbena atina bize ver. Min ledunke indinden rahmeten. Ve heyyilene min emrina raşeda. Efendim ve bizim işimizi ya Rabbi başarıya ulaştır. Yani
biz senin davanı koruma noktasında Müslüman kalabilme, sana kul olabilme noktasında ya Rabbi ne olursun bize yardım et, rahmet et ki biz Müslüman kalalım. Kim bunu diyenler? Gençler. Genç abi. Genç. Bakın Kur'an'ımız gençlere bir vurguda bulunuyoruz. Bulunuyor. 20'sindeki bir gencin nasıl bir feraset ve basiretle Allah'a iltica ettiğinin göstergesi. Abi bir dava yüklenmiş. Evet, kendi üzerine yüklenmiş ve bunu da korumak, sonuca ulaştırmak için ya, Allah'tan yardım talep ediyor. İlginç. Hem de öyle bir ortamda ki yani bunların bilinmesi halinde o anda yok edilecekler. Evet. Yani zerre bu inanca, bu efendim anlayışa tahammülü olmayan bir ortamda gençler kendilerini korumaya çalışıyor. Bak gençten bahsediyor. Çok ilginçtir. İbrahim Aleyhisselam Efendimiz putculuğa, heykelciliğe karşı çıktığında gençtir, delikanlıdır. Tabii ki. Feten yedkuruhum yukalu lehu İbrahim denilir. Bir gençten bahsediliyor. Adı İbrahim'miş. Kırmış olsa o kırmış olabilir. Neden? Çünkü fikirleriyle bizim ellerimizle yonttuğumuz heykellerin önünde saygı duruşunda durmamızı, bizim tapınmamızı o hep eleştirirdi. Evet. Yapsa yapsa o delikanlı yapmış olabilir. Putculuğa, puta karşı çıkan kim? Yine bir delikanlı. Genç İbrahim. İbrahim'dir. Bakın kıyamete kadar insanlığa örnek olarak ehsenel kasas, Allah'ımızın ifadesiyle kıssaların en güzeli diye bize takdim edilen kıssa kimindir? Yusuf Aleyhisselam. O kaç yaşında? Bir delikanlıdır, bir gençtir. Sıradan bir delikanlı da değil. Yani görenlerin hayran kaldığı, efendim parmaklarını keserken bile farkında olmayacakları kadar insanı büyüleyen bir duruşa, bir güzelliğe, bir fiziki yapıya sahip. Kimdir bu? Yusuf Aleyhisselam. Ya gençtir. Ve aynı beden güzelliği ruhuna da yansımış. Kesinlikle. Resulullah'ın o hadisteki müjdesine kendisini yoldan çıkmış ve güzelliği dillere destan bir kadın yanlış bir yola davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyerek onu reddeden gence cenneti müjdeliyor Resulullah. Allahu Ekber. Yusuf Aleyhisselam örneği. Neden bu konuyu konuşalım istedim şimdi Sami Hocam? Eyvallah hocam. Çok da güzel oldu. Siz kendiniz genç olunca. Şimdi arada bir şey de söyleyeyim. Buyurun. Mehmet Ali Cengizgil abimiz vardı. Şu anda herhalde bir 80'in üzerindedir. Allah razı olsun. Kendisi Kütahya Tavşanlı'da 2007 yılında Almanya Hamburg Merkez Camii'nde görevdeyim. Bizim orada bir odamız var. Bir de ne göreyim? Mehmet Ali Cengizgil abimiz benim koltuğa oturmuş. Yalnız görüşmeyeli tam 22 sene olmuş. 85 yılında Avrupa birincisi olmuştu Kur'an okumada. Orada o sunucumuzdu. Sonra Türkiye'ye döndü. 89'da belediye başkanı oldu. Şaşırdım görünce. Aa Mehmet Ali abi hiç değişmemişsin dedim ya. 75 yaşında adam o zaman. Böyle arkaya böyle kaykıla kaykıla güldü. Onun tabiriyle ifade ediyorum. Lan oğlum dedi. Dedi doğru olmasa bile çok hoşuma git dedi ya. İnsan dedi üç yalandan çok hoşlanırmış. Neymiş o? Çocuklara hep ya ne kadar büyümüş dersiniz. Oysa ki büyümemiştir. Ben çocuk diyor. Çocuğa üç yaşımda de o yok anne üç değil ben üç buçuğum der. Bir an önce büyümek ister. Evet. Bundan çok hoşlanırmış. Gence de artık vay be bu evlenecek yaşa gelmiş dersiniz. Oysa ki daha gelmemiştir ama onun çok hoşuna gider. Yaşlılara da pek göstermiyorsun ya. Oysa ki kardeşim göstersin göstermesin adam artık belli bir yaşa gelmiş. Dolayısıyla yalan dost hoşumuza gidiyor diyorlar ya. Efendim Sami Hocam 12 yaşındayım 82'den bahsediyorum. Hı hı. Hamburg Merkez Camimizde bir hadis yazıyoruz. O hadis daha duruyor bende. Eyvallah. İlk defa Arapça bir şey yazmaya çalışıyoruz. Hocamız tahtaya yazdı.
Çocuklar dedi bu hadisi şerifi bir sayfa yazacaksınız. Hani sağdan sola yazılıyor da biz soldan sağa yazmaya çalışıyoruz Arapçayı. Bir günde anca yazdım o bir sayfayı. İlk ezberlediğim hadislerden bir tanesidir. Hangisi? 12 yaşımda. Hayru şebabikum men teşebbehe bi şuyuhikum ve şerru şuyuhikum men teşebbehe bi şebabikum. Evet. Sizin en hayırlı gençleriniz yaşlılara benzeyeninizdir. Bu ne demek? Olgun, oturaklı, yaşlı ibadet beklenir ehlidir. Değil mi? Evet tabii tabii. O da genç bile olsa ibadetine düşkün olan. Aman ya Rab. Efendimizin ifadesi. Yani duruşuyla, ağırlığıyla, oturaklılığıyla. Genç, delikanlı ama bütün olgunluk vasıfları üzerinde. Ya. Efendimizin övdüğü genç. Eyvallah. İlk ezberlediğim hadistir benim. Efendimizin ikinci kısımda yerdiğini de söyleyelim isterseniz. Ve şerru şuyuhikum. Sizin en şerli yaşlılarınızla, yaşlı. Men teşebbehe bi şebabikum. Sizin gençlerinize benzemeye çalışanlarınızdır. Heh. Kardeşim saçlarım beyazlamış. Bunu tekrar boyayacağım diye uğraşmanın bir mantığı yok. Yaş gelmiş kemale. Ya. Genç gibi davranıp zıplayıp hoplamaya hiç gerek yok. Ya. Ağırlığınla dur derler ya. İşte hani her yaşın bir ağırlığı olmalı. Tabii tabii. Her yaşın bir gereği var. Aynen. Ömrün her devrinin bir gerekliliği var. Yani çocuktan oturup da bir kenarda sessiz sakin durmasını bekleyemeyiz. Orada durursa hastadır diye endişe ederiz. Aynen. Gençten çekilip de bir köşede oturmasını bekleyemeyiz. Ondan hareket bekleriz. Yaşlıdan da çocuk gibi yerlerde yatıp yuvarlanmasını beklemeyiz. Her yaşın kesinlikle gereğini yerine getirmek kesinlikle lazım. O zaman hayat daha tatlı. Kesinlikle. Daha lezzetli. Allah yani, da bereket verir. Her yaşın bir duruşu olmalı ki İslam böyle bir insan modeli arzu eder. Tabii ki. Efendim, dolayısıyla gençler gibi daha hala muharremat peşinde, onunla ilgili hadisleri söyleyeceğim birazdan. Evet. Gençler gibi o hadisleri de yavaş yavaş geçelim. Heh. Vakit çok hızlı ilerliyor. O hadislere zaman kalmayacak diye korkuyorum. Bakın bu hadis bana çok etki yapmıştır. Evet. Yani benim hayatımda gençliğimi geçirmemde bana öyle bir temel oluşturmuştur ki efendim mesela ben 17 yaşımda evlendim. Herkes çok erken evlenmiş. Ne alaka? Yani 1000 defa dünyaya gelsem 1000 defa o yaşta evlenmeyi arzu ederim. Hele hele Almanya ortamında. Evet. Neden? Nedenini belki birazdan şimdi hadisler arasında söyleyeceğim. 2. Yaşım 21. Almanya, Westfalen diye bir bölge var. Orada Ham, affınıza sığınıyorum, Bokum Hövel diye de bir semt var. Evet. Orada Mevlana Camii'nde imamım. Yaşım 21. Hı hı. Yalnız 21 yaşımda hep şu şiiri okurdum. Çocukluğumuzda lütfen öğrendiğimiz bir şiirdi. Yine benim hayatımda beni çok etkileyen efendim noktalardan bir tanesi olmuştur. Arif Nihat Asya'ya ait bilirsiniz. Evet. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Yürü gencim, hala ne diye oyundasın, oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Diyordum ki ya 21 yaşımda benim dedem Fatih İstanbul'u fethetmiş. Bir çağı açmış, bir çağı da kapamış. 900 yıllık İslam'ın en uzun ömürlü düşmanının canı onun elinden alınmış. Bizans'ı kastediyorum bununla. Evet. Dolayısıyla ben de bir şey yapmam lazım diyordum. Böyle bir idealimiz, böyle bir hedefimiz, böyle bir amacımız vardı önümüzde bizim. Dolayısıyla 21 yaşımda Suudi Arabistan'daki o dünya birinciliği benim için böyle ufak bir teselli olmuştu. Evet. Belki bir çağ açamadık ama en azından Kur'ani noktada elhamdülillah. Böyle bir lütfu ilahi oldu diye bana bir teselli olmuştur. Bakın elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Kızım sen de fatihler doğuracak yaştasın. Fatih demişken Fatih Sultan Muhammed Han öyle bir özel eğitimden geçiriliyor ki bugün o sohbet ettiğimiz yavrulardan bir tanesi çok sivri zekalı maşallah. Umut olsa gerek
Şen delikanlımız. Hocam dedi, benim babam da padişah olsa ben de dedi Fatih olurdum. Çok ilginç bir cevap. Dedim sen belki baban padişah değil ama sen bir padişah babası olabilirsin. Demek istediğim 11 yaşında tahta çıkacak dereceye gelebilmiş. 21 yaşında çağının en önde gelen entel birikime sahip bir harika bir şahsiyet. Mustafa Demirci hocam bahsetmişti. Evet. Oradan unutmadığım bir cümlesi. Mustafa Armağan hocamızın herhalde Ufukların Sultanı diye onunla ilgili bir kitabı varmış. Evet. Henüz okuyamadım ama yani ufuklar gösterebilecek hedefler edinen bir insan olabilir. İnsan isterse, gayret ederse, çalışırsa. Ama bu işte günümüz şartlarında telefonlarla oynamakla, efendim sağda solda vaktimizi öldürmekle olacak şeyler kafe köşelerinde olacak değil. Bunun için bir gayret lazım. Dediler ki hocam gençlik buluşmamız var. 2091'den bahsediyorum. Hı hı. Dediler 700 kadar genç gelecek, şu kadar caminin genci bir araya gelecek. Orada senin bir konuşma yapman istiyoruz. Ben ne anlatayım bu gençlere? Dedim konu ne olsun? Dediler ki hocam Müslüman gencin Allah katındaki değerini anlat. Ki gençler efendim camilerimize geliyorlar, üye olmuşlar, teşkilat içerisinde faaliyet yapıyorlar. En azından bunları bir onur edelim. Helal gençler size, ne kadar da güzel yapıyorsunuz diyebilelim. Peki hele ne anlatsam bu yavrulara? Efendim ayetleri karıştırıyorum. Kur'an'ımızda ayetler bulmaya çalışıyorum. Hadis külliyatını karıştırırken bir hadis denk geldim. Kenzul İrfan diye bir hadis kitabı beni çok etkilemiştir. Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi. Fadlu eşşabi el-abidi indallahi teala. Abid, bu cümle çok önemli. Allah katında Allah'a kul olma gayretinde, arzusunda olan bir gencin, bir delikanlının, bu kız olabilir, erkek olabilir. Hiç fark etmiyor. Allah'ın nezdindeki kıymeti, derecesi, fazileti nedir? Efendimiz buyuruyor. Fadlu şabil abidi indallahi teala. Nasıl olsa iyi. Kefadli ala sairin nas. Benim diğer insanlara olan farkım neyse, benim diğer insanlara olan kıymetim, Allah katındaki derecem neyse, genç olmasına rağmen namazında, abdestinde, orucunda annesine babasına karşı çok saygılı, çok dikkatli, bunlar Allah'a karşı olan emirlerini yerine getirme konusunda sözünün eri, iki günü eşit olan zarardadır anlayışıyla her gün güzellik noktasında hayatına bir şeyler katmaya çalışan, haramlardan da uzak duran, bu çok önemli bu cümle. Genç ama hiçbir efendim harama bulaşmamış, bulaşmak da istemiyor. Meyil bile etmemiş. Neden? İşte burası çok önemli şimdi. Demin sizin hocam işaret ettiğiniz hadisi şerife geliyoruz. Bunu da 14 yaşımda ezberlemiştim. Hiç unutmuyorum bu hadisi şerifi. Seba'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillu. 7 zümre vardır. Mahşerde hiçbir gölgenin olmadığı bir esnada Allah-u Teala bu 7 zümreden birisini veya tamamı, bu vasıfta olursa ki ayrı bir güzellik olur. Bu 7 zümreden, bu 7 özellikten birisi bir insanda bulunursa Allah herkesin buram buram terlediği, eyvah benim halim ne olacak diye efendim kara kara düşündüğü, yanındakini bile göremediği dalgınlıktan öyle bir esnada Cenab-ı Hak o kulunu rahmetiyle gölgelendirecek. O insan orada sıkıntıya girmeyecek. İlginçtir. İkinci sırada duran kimse. Birincisi imamun adil. Adil. Adil imam. Belki bununla alakalı da iki cümle söylemek gerekir. Cami imamı değil. Arapça imam idareci demek, yönetici demek, efendim ev reisi baba demek, anne demek, efendim
köydeki muhtar demek, efendim şehirdeki kaymakam demek, vali demek, belediye başkanı demek, milletin vekili demek, başbakan demek, cumhurbaşkanı demek. Ama nasıl? Adil olacak. Adil olan. Kendisine oy verenlere, yandaşlara yontan, onları koyuran değil. Adalet neyi gerektiriyorsa. Şimdi bunları demek kolay da bunu uygulamak çok zor bir iş. Senin ben günlerce, aylarca arkanda koştum. Arabamı altına tahsis ettim, sana para verdim milletvekili olasın diye. Haydi benim işimi gör bakalım. Adam sana der. Sen diyebilir misin orada? Hayır kardeşim bak, usul budur. Kim işin ehliyse, kim bu işe layık ise o gelsin. Hadi de bak. Çok zor bir iş. İşte kim bu zoru başarabilir? Efendim, insanlara adil davranabilirse mahşerde Allah'ımızın rahmetiyle gölgeleneceklerin başında bu var. Hemen ikinci sırada bunun kadar zor bir iş. Şebbun neşe'e fi ibadetillahi teala. Buradaki neşe'e çok ilginç. Gençliğini Allah yolunda geçirmiş kimse, gençliğini ibadetle geçirmiş, gençliğinde namazını bırakmamış, orucunu bırakmamış, haramlara dönüp bakmamış. Çok zor bir iş. Neden? Kardeşim herkesin gözü senin üzerinde. Yani affedersiniz, dinsizlerin gözü senin üzerinde, efendim eroin mafyasının gözü senin üzerinde, bağışlayın tüm kızların gözü senin üzerinde, herkes seninle efendim ilgilenmek istiyor. Niye? Sende her şey var. Sende güç var, kuvvet var, güzellik var. Efendim sende enerji var, sende aksiyon var. Var da var. Herkes senin o gücünü kendi alanında kullanmak istiyor. Ama sen ne yapıyorsun? Hayır kardeşim, ben Müslümanım. Akıl baliğ olduktan sonra namazı Allah bana farz kılmıştır. Oruç benim Allah'ıma karşı olan görevimdir. Anneme babama saygılı ve itaatkar olmak Allah'ımın bana emridir. Resulullah'ın yolunda yürümek benim insani ve İslami görevimdir. Bunu deyip tüm gençliğini bu kulvarda kullanabilen insan. Zor bir iş. Zor olduğu için de en zorun hemen altına koymuş. Evet. Gençliğini Allah yolunda geçiren insan. Eyvallah. Şimdi sevgili hocam, hadisleri okuyoruz, ayetleri biliyoruz. Hutbelerde falan zaman zaman gençlerin önemine dikkat çekiliyor. Ancak ne yaparız da gencimizi bu ideallerle, yani Allah'a kul olma arzusuyla büyütebiliriz? Onları bu yola nasıl kanalize edebiliriz? Burada tecrübelerime dayanarak, mesela ben şu anda bilinen bir gençlik teşkilatında Ankara'da haftada bir gençlere sohbet yapıyorum. Evet. Ancak şimdi bu gençlik teşkilatı iyi imkanlarla desteklenen, işte evleri var, paraları var, arabaları var, var da var. Niye? Birileri bunlara sunmuş, buyurun faaliyet yapın demiş. Gençler veya gençleri kanalize etmek isteyen insanlar yapacakları işi sadece Allah rızası için yapmalılar. Genç o geldiği noktaya, o arkadaşlarıyla buluştuğu noktaya tek bir gaye için gelmeli. Nedir o? Ben burada dinimi öğrenmek istiyorum. Allah rızası. Ben burada kardeşlerimle bir araya gelmek istiyorum. Ben burada Allah'ımın razı olacağı bir iş yapmak istiyorum. İşte o imkanların geniş olduğu yere gelenler genelde, ha buraya gelirsem ileride işte falanca makama gelebilirim, falanca adama yakın olurum. Bu amaç, gaye ve hedeflerle gelirseniz böyle bir adam olmanız bir kere zor. Tabii gençler eğer hayata pragmatist, yani faydacı yaklaşmaya başlarlarsa onların gençliği de zaten elden gitmiş demektir. Bugün en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Bu maalesef. Hatta işte o yedi zümreden bir tanesi. Evet. Raculani tahabbe fillah ve ictema'a aleyhi ve teferraka aleyhi. Biliyorsunuz. Evet. İki kimse birbirini sadece Allah için seviyor. Bu çok önemli. Yani ben 6 yıldır Türkiye'mizdeyim. Türkiye'mizde şöyle bir yaygın durum var. Aman bu adamı iyi, irtibatını iyi tut. Niye? Falan yerde müdürmüş. Ne olursa olsun kardeşim. Biz Almanya'da böyle büyüdük.
Yani Almanya'da Cumhurbaşkanı geçer kimse dönüp bakmaz bile. Neden? İşte şundan irtibatım olsun da işimi yapayım anlayışı yoktur orada. Ümit ediyoruz zaman gelir Türkiye'mizi de bir takım kurumlar tam yerine oturursa. Yani böyle bir durum ortaya gelir. Dolayısıyla sevgimiz çıkara dayanmamalı. Gençlerimiz için burada model Resulullah'ın bir hadisi şerifinde anlattığı kişi olmalı. Bir kişi ki Allah ona katından bir melek gönderir. Melek ona yolda rastlar ve der ki ey kişi nereye gidiyorsun filanca köye ne yapacaksın orada birisi var onu ziyaret edeceğin bir Müslüman. Nedir o senin kardeşin midir yok değil senin akraban mıdır değil kimdir dostumdur. Niye dostum ne çıkarım var o hiçbir çıkarım yok benim ondan ben onu sadece Allah için seviyorum. Allah'a. Ey kişi Allah'ın sana ey filan Allah'ın sana selamı var. O kendisini Allah için sevdiğin kardeşinin hatrına bu sevginin hürmetine Allah da seni sevmektedir. Allahu Ekber. Böyle bir muhabbetle büyümüş genç yeryüzüne meydan okur. İşte burada gençlerimize ortam hazırlayan büyüklerimize çok iş düşüyor. Evet. Yani tamamıyla gençlerimizi Allah'ımızın rızasını kazanmaya hiçbir dünyevi makam, mevki, çıkar beklentisi olmadan sadece Allah için bir araya gelmeye kanalize etmeliler. Burada büyüklerimize düşüyor bu görev. Şimdi dedik ya birincisi Allah rızası için bir hayat sürdürme, hayatı yönlendirme. İdeali, azmi bu olan olmalı, bir genç aynen. modeli böyle olmalı. İki, gencimiz sözün eri olmalı. Peygamberimiz genç aleyhissalatü vesselam. 25-26-27 yaşlarda. Efendimizin içinde yaşamış olduğu toplum tarafından takılan ünvanını herkes biliyor. El Emin. Emin. Çok önemli. Karşıdan görünce El Emin Muhammed geliyor. Bu çok önemli. Bizim ya. Gencimiz de emin olan filanca geliyor dedirtebilirse Resulullah'ın mirasını almış, omzuna yüklenmiş yürüyor demektir. Dolayısıyla insanlara karşı güvenilir olmak bir numaralı, insanlara yönelik bir numaralı özelliğimiz genç başta bu ama tüm Müslümanlarda bu olmalı. Güvenilir olmamız. İki, Allah'a karşı da Allah'tan başka hiçbir otorite tanımamalıyız. Buna şirk diyoruz işte. Evet. Yani Allah'ın yanında hiç kimse çıkıp da bugün evet Allah var bir Allah daha var demez. Böyle bir şey değil. Ama birilerini ilahlaştıracak derecede bu olmasaydı olmazdı diyorsan bittin sen kardeş. Dolayısıyla bizi var eden yaşatan, öldüren tek Allah'tır. Kimse değildir. Yani bu insan da olsa, bu efendim nefsimiz de olsa Allah korusun ilah pozisyonuna koymamalıyız. اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَا İşte bak gençlerin en güçlü yönlerinden bir tanesi nefisleri. Değil mi? Yani gençte enerji var ama o kadar da nefis var. Evet. Dolayısıyla Rabbimiz nefislerini, heva ve heveslerini arzularını ilah edineni görmedin mi? Almanya'da okulda hep şu öğretilir. Sen niye yapıyorsun bunu? Bir Alman'a sorun. Warum machst du das? Vereceği cevap çok açıktır. Weil es mir gefällt. Canım böyle istiyor kardeş. Bu niye bunu yapıyormuş? Nefsini ilahlaştırmış. Heva ve hevesi böyle emrediyor. Ya, işte bizim gencimizin onun heva ve hevesinin ifade ettiği o yerde niye böyle yapıyorsun sen? Allah'ım böyle istiyor kardeşim. Diyebilirse işte o Müslüman gencin açık farkı olacak. O yüzden İslam dünyasının gençleri yeryüzü baki kaldığı sürece kıyamete kadar Avrupa'nın, Batı'nın, gayrimüslimlerin gencine her daim baskın çıkacaktır. Kazanan bizimkiler olacaktır. Çünkü heva ve hevesleriyle ilah edinmekle bir problemleri yok. Elhamdülillah. Olmayacak inşallah. Elhamdülillah. Bugün sohbet ettiğim gençlerden bir tanesi. Hocam o kadar çok günahım var ki Allah beni kabul eder mi? Genç bunu söyleyen ha. Daha 20 yaşında. Senin her tarafın günah olsa ne olur ya? Allah öyle bir Allah ki bak şimdi. O delikanlım da duyuyorsa. Şu müjdeye bak. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحِبُّ الشَّابَّ التَّائِبِ Allah hangi genci seviyormuş?
Tevbe eden. Tevbe eden genci çok sever. Şu güzelliğe bak. Ya Rabbi sen Allah'sın. Ben ettim, sen etme. Sadece genç için değil bu müjde. Büyükler için de var biliyor. Ama burada aynen. Genç özel zikrediliyor. Şura çok ilginç. Mâ min şeyin ehabbe ilallahi teâlâ min şâbin taibin. Allah için efendim Allah'a tövbe eden ya Rabbi eksiklerimi gördüm, işin farkına vardım, yanlış yoldaymışım, en doğru yol sana yönelmek, sana kul olmakmış deyip tövbe eden gençten daha sevimli bir şey yoktur Allah katında. Ve mâ min şeyin efendim ebgada ilallahi teâlâ, ebgada ilallahi teâlâ min şeyhin mukîmin alâ me'asîhî. Yaşlı olduğu halde isyana, harama devam eden bir yaşlıdan daha sevimsiz de bir kimse yoktur. En sevimli tövbe eden genç, en sevimsiz insan türü de yaşlı olmasın artık yeter ya. Tövbe et Rabbine dön. Hele hele bu Ramazan bunun için muhteşem bir fırsat efendim. Şimdi bakın. Demin ki okudum hadise yakın bir hadis bu da. Fadlu şabil abidillezî ta'budu fi şebâbihi. Gençliğinde Allah'a kulluk eden gencin Allah katındaki kıymeti değeri. Aleşşeyhillezî ta'budu efendim ba'demâ keburat sinnuhu. Yaşlandıktan sonra Allah'a kulluğa dönmüş olan yaşlının yaşlı ile yaşlıya karşı efendim gencin Allah katındaki kıymeti. Üstünlüğü. Kefadlil murseline ala sairin nas. Peygamberlerin diğer insanlar olan farkı gibidir. Şu da çok ilginçtir. Bu meyanda son hadis olsun. Lütfen efendim. Buyurun. Mâ min şebbin efendim yeda'u lillahi eddunya ve lehvuha. Efendim dünyanın zevklerini ve efendim oyununu, oynaşını Allah için terk eden gençten ve ehrame şebabihi fi taatillahi teala. Gençliğini Allah'a kullukta tüketmiş. Ehram çok ilginç. Evet. Efendim gençten daha kıymetli bir şey yoktur. Bak illa atahu ecra İthneteyni ve seb'ine sadikan. Böyle bir kimseye yani gençliğini Allah yolunda heba etmiş, orada harcamış, orada kullanmış gücünü, kuvvetini neyi varsa efendim böyle bir insana Allahu Teala tam 72 gencin sevabını verir. Demek istediğim şu sevgili hocam, Sami hocam sizin de malumunuzdur. Zübeyir bin Avvam muhteşem bir sahabe. Efendimiz'e iman ettiğinde 12 yaşında. Abdullah İbni Mes'ud. O muhteşem Kur'an okuyan sahabe Efendimiz 16 yaşında. Peygamberin biz hani Erkam'ın evi diyoruz ya. Evet. Tüm insanlığı irşad ettiği İslam'ın nurunun dünyaya peyderpey yayıldığı o evin sahibi. Sahibi kaç yaşında? 16 yaşında ya. Efendim İsa Aleyhisselam Efendimiz kaç yaşında peygamber olduğunda? 33 yaşında. Demek istediğim genç yaşta Allah'a kul olma arzusunda ve gayretinde olmak. Şunu çok görüyorum. Oruç tutuyor musun? İşte tutmuyorum. Niye ya? İşte bugün pek keyfim yerinde değildi. Pekala tuttum mu ya? Tutmadım. Niye? Çok işim vardı, çalışıyordum, vakit bulamadım. Bugün gencim, pek vakit bulamıyorum diye, yarın çok meşgulüm diye, bir gün sağım solum ağrıyor, acıyor efendim. Allah korusun. Allah'ım. Dolayısıyla gençlerimiz şuna kendilerini ayarlamalılar. Şöyle kurmalılar kendilerini. Benim bu dünyaya geliş gayem var. Nedir bu? Allah'a kul olmak kardeşim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz efendim insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler. Ne demek bu? Allah'ın mülkünde, Allah'ın istediği doğrultuda bir hayat sürsünler için yarattık.
Bunun dışında başka bir gaye için yaratmadık. Genç bunu bilecek. Benim dünyada varlığım ise Allah'a kulluktur. Ne demek bu? Rabbimin razı olacağı istikamette bir hayat sürmektir. Şu hadis de ilginçtir. Kimse gençliğini nerede tükettiğinden hesap vermeden efendim kıyamette yerinden kıpırdayamaz. Gel bakalım sen buraya. Yani millet zannediyor ki sadece Allah bize namaz abdesti soracak. Öyle değil. Nefes verdik. Aldık. Nerede verdin, nerede aldın, niçin verdin, niçin aldın? Hepsinin tek tek hesabı sorulacak. Dolayısıyla eğer hesabımız Allah katında kolay olsun istiyorsak, eğer derecemiz ahirette üstün olsun istiyorsak, varoluş gayemize uygun bir hayat sürmeliyiz. Bunu da gençliğimizde yapmalıyız. Efendim, yani namaza başla işte emekli olayım da inşallah. Hiç unutmuyorum. Babam anlatır. Şayet dinliyorsa ellerinden öpüyorum buradan. Bizim köyümüzde birisi varmış. Ya namaza başla artık. Belli bir yaşa geldin. Söz diyormuş ya. Vallahi emekli olduğum gün camideyim. Namaza başlayacağım. İlginçtir. Adam ilk emekli maaşını almaya bankaya gidiyor. Adımını atarken bankaya yıkılıp orada ölüyor. Allah muhafaza. Haydi kıl kardeşim. Dolayısıyla efendim gücümüz, kuvvetimiz, elimiz, ayağımız tutarken ne yaptık yaptık. Bu meyanda son cümleyi söyleyeyim mi sevgili lütfen, hocam? Lütfen. İğtenim. Hamsen kabile hamsi. Müthiş bir hadis bu da. Beş şey gelmeden beş şeyi ganimet bil. Ganimet ne demek bu? Ganimeti ancak savaşta elde edebiliyoruz biz. Savaşmamız lazım bunları elde etmek için. Beş maddeden bir tanesi nedir? Yaşlılık gelmeden gençliğin kıymetini bil. Gençliğin kıymetini bilmek demek. Yavrum canın ne istiyorsa git onu yap. Efendim gayri meşru yerlerde gez, toz, hopla, zıpla, yi, iç, eylem. Çok diyoruz bunu. Bugün mütedeyyin ailelerden bile ne yap? Ne var canım bunda? Çünkü hayatını yaşasın. Ne demek hayatını yaşasın ya? Yani Allah'a kul olunca adam hayatını yaşamıyor. En güzel hayatı yaşıyor. Oysa ki ya eyyühellezine amenu stecibu lillahi velirrasulü ida da'akum lima yuhyikum. Allah ve onun peygamberi sizi İslam'la, Kur'an'la hayat bulmaya davet ettiğinde o davete uyun. Asıl hayat İslam'da kardeşim. Hayat diskoda değil. Hayat sokakta değil. Hayat bilmem karı kız peşinde koşmakta değil. Hayat bilmem içkide kumarda değil. Belki o an için hoşuna gidebilir. Ama sonu Allah korusun efendim hüsrandır. Asıl hayat Allah'a kul olmaktadır. Şu beş şeyi merak eden olabilir. Onlar diğer dördü neydi diye söyleyelim. Önemine ve güzelliğine binaen tekrar söylüyorum. Ben hadisleri çok seviyorum. Bal ile börek. Amenna. Kur'an'ımız başımızın tacı. Sade Kur'an diyenlerden artık ben korkmaya başladım. Biliyorsunuz Kur'an neyi yapacağımızı, efendim hadisler de sünnette nasıl yapacağımızı anlatır. Bu meyanda yine sünnet, Kur'an'ın Hazreti Muhammed Mustafa tarafından yaşanmış canlı şeklinin adıdır. Sünnet, Kur'an'ın yaşanmış şekline denilir. Efendim, sünneti de bize anlatan şeyler hadislerdir. Beş şey dedik. Buyurun. Bunu her gittiğim yerde, yolda gençleri buldum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Geçen Samsun'daydık. Bir masa dolusu genç. Bağışlayın ama kızlar, erkekler toplanmışlar. İftar bekliyoruz. En az 20 kişi var. İşte çok neşeliler, gülüyorlar efendim, hakır diyorlar falan. Dedim ben bunları hadis okumam lazım. Dediler yapma ya, tanısın tanımasın kardeşim. Beni yiyecek değiller. Gençler müsaadeniz olur mu, sizleri tebrik etmek istiyorum. Herkes bakıyor. Dedim iftar açtınız herhalde. Evet dediler, iftar yaptık. Mutlaka oruçluydunuz. Evet dediler, oruçluyduk.
Dedim siz ne kadar güzel gençlersiniz ya. Allah sizleri cennetlik eylesin deyince hepsinin yüzüne tebessüm. Müsaadeniz olur mu? Size bir de peygamberimin sözünde ne demek seve seve. Gençler ha. İşte bu hadisi anlattım. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Nedir bunlar? Hastalık gelmeden sıhhatin kıymetini. Bu ne demek? Sıhhatinizi bozacak her türlü eylemden uzak durun demek. İki, diğer türlü dünyaları da verseniz sıhhatiniz yerine gelmeyebilir. İki, evet efendim, fakirlik gelmeden varlığınızın kıymetini. Evet. Bu ne demek? Efendim har vurun, harman savurun değil. Gün gelir bunları bulmayabilirsiniz, bulamayabilirsiniz. İtinalı harcayın. Allah yolunda verin demek bu. Ve Allah yoluna vermekte ihmal etmeyin demek bu. İki, üç, efendim yaşlılık gelmeden gençliğinizi, ne demek bu? Gençken Allah'a kulluk edin. Gençken evet. Yapılan ibadetler daha makbul. Dört, meşgale gelmeden boş vaktin kıymeti. Bu ne demek? Gençler, boş vaktinizi, ahiretinizi kazanacak işlerde kullanın. Eyvallah. Demek sonuncusu, ölüm gelmeden hayat. Ne demek bu? Hayattayken ahiretinizi kazanın efendim demek. Cenab-ı Hak hayattayken ahiretimizi kazanabilecek eylemler, ameller yapmayı, rızasına uygun işler yapmayı cümlemizi muvaffak eylesin. Allah'ımız gençlerimizi ıslah eylesin. Amin. Amin. Allah'ımız Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina kurrate ayunin ve cealna lil muttakine imama. Muttakilere önder olacak göz bebeği biz diyebileceğimiz nesiller, gençler nasip eylesin Sami Hocam. Amin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Bütün bu anlattıklarınızdan sonra programı bitiriyoruz. Bir dakika kadar bir zamanımız kaldı. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer mescide doğru telaşla giden bir çocuk diyebileceğimiz yaşta birini görüyor. Evet. Diyor ki nedir evlat bu telaş? Mescide yetişmeye çalışıyorum. Peki daha sen çok küçüksün yani namaz belki sana farz bile olmadı. Bu telaşın niye? Sebebi ne? Efendim nasıl diyor? Namaz nasıl farz olmadı derseniz daha dün benimle yaşıt veya benden daha küçük birinin ben kabre konduğunu gördüm. Bir yaşadığımız anın, ömrün bir garantisi mi var ki? Ya. Rabbim inşallah kendi uğrunda yaşanan bir gençlik, ölüm geldiği günde geriye dönüp de hayıflanmadan elhamdülillah Allah uğruna yapılabilecek ne varsa yapmaya gayret ettiğim bir ömrü geride bıraktım diyecek bir ömür nasip eylesin. Necip Fazıl Kısakürek'in orada kimse yok mu denildiğinde ben sağına soluna bakmadan ben varım ya diyebilecek bir gençlik. Benim olmadığım yerde de hiç kimse yoktur. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun efendim.